Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Tenecon 2024 özet videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hem Warframe hem de Soulframe yeniliklerini göstereceğiz. Ve ayrıca bu video bir yandan da Soulframe'in birinci dev stream videosu olarak geçecek. Eğer Warframe oynuyorsanız ve benim glifime sahip değilseniz, Wildwest kodunu kullanarak Warframe'de benim glifimi kullanabilirsiniz. Gelecek ay Ağustos'ta Sebagoth Prime ve Lotus Eaters Prolog görevi oyuna eklenecek. Epitaph Prime'ın bu şekilde animasyonunu ve görüntüsünü görüyoruz. Lotus Eaters 1999 görevine olan geçişi sağlayacak ve aradaki hikaye boşluklarını doldurmakta rol oynayan bir görev olacak. Yalnız bir şey soracağım ya, bu hikaye konusunda veya görevler konusunda kim yapıyorsa beni mi izliyor veya benim gibi bir insan mı? Çünkü God Eater'a benzeyen bir isim konulmuş ve Lotus olan takımın konusu direkt Lotus Eaters diye bir isim koymuş yani. Albrecht Entrati'nin laboratuvarı, duvardaki adam, Void, temalı klan relay aksesuarları, klan odaları gelecekmiş. Caliban Deluxe skin'e geliyor ve yanında çağırmış olduğu Sentient minyonlarında skin hali olacak. Ayrıca Caliban'a rework gelecekmiş ve rework getirdiklerinde güncellemeye giren insanlar bedava bir tane Caliban'a sahip olacak. Ellerinde gösterebilecekleri hala Deluxe skinler varmış ama onları Tokyo Game Show ve Gamescom'a saklıyorlarmış. Favori eşyalar, itemlar özelliği geliyor. Onca Warframe eşya ve aksesuarlar arasında aradığınızı veya çoğunlukla kullandığınızı bulmak zorunda kalmayacaksınız. Artık favoriler kısmına eklediğiniz gibi başta olacak. Yeni inkarnasyon silahları gelecekmiş ve ayrıca Valorant'ın Die For You gibi animasyonlarını yapan firma ile beraber Warframe animesi yapacaklarmış. Tabii bu Edgerunners gibi bir seri olacağını sanmıyorum. Anime shorts dediler, bir bölümlük 1999 ve Warframe'i tanıtan bir sinematik olur. Bir sonraki Heirloom skin'i Rhino'nun olacakmış ve 2025'te gelecekmiş. Çok fazla böyle Cyberpunk tankı havası alıyorum. Nasıl bir karakter yapacaklar Rhino'yu çok merak ediyorum. 1999'daki proto frame'lerimizi gördük. Trinity, Kite 09, Mac, Volt, Nyx ve Excalibur. Güncelleme ile beraber gelecek olan yeni Warframe Kite 09, uzmanlığı silahlar olan bir Warframe. Mesa gibi karıştırmayın, ikinci silahlar pistol değil. Ve bunların arasında belki de boost veren skill'leri, güçlendiren skill'leri olabilir. Veya exalted bir birinci silah, sniper'ı olabilir. 1999'daki protoframe'ler Hex Sendikası olarak geçecek ve sendika seviyemiz arttıkça onlarla ilişkimiz de ilerleyecek. Ve gerçekten Warframe'e seks güncellemesi GTA 6'dan önce çıktı. Protoframe'ler ile bilgisayar üzerinden sosyal medya gibi flörtleşme özelliği eklemişler ve görevin bir kısmında yeni yıl olduğunda birisini öpebilecekmişiz. Bunu dediklerinde ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım çünkü Nyx çok hoşuma gitmişti ve Nyx Arthur yani Excalibur'un kardeşi olarak geçiyor şu an hikayede. Ama Tenokun'u tekrar ve tekrar dinledikten sonra dedikleri Arthur da dahil olmak üzere protoframe'leri öpebileceksiniz. Bu da büyük ihtimalle bunu yapacak olanın bizim gezginimizin olduğu anlamına geliyor. Protoframe versiyonlarının gelmesiyle beraber Nyx ve Trinity'ye rework gelecekmiş. Hatırlıyor musunuz, bundan birkaç dev stream önce ben demiştim ki Warframe skinleri arasında böyle Fortnite'daki gibi emote yaparak değiştirme gelebilir aslında demiştim. Ve getiriyorlar. Evet, protoframe'ler ve asıl Warframe'lerimizin arasında aksesuarları ve renkleri farklı olacak şekilde bir emote'la değiştirebileceğiz. Bu skin serisine Gemini skinler diyecekler ve asıl Warframe'ler ve Protoframe'ler arasında iki tane farklı tasarım biçimi olacak. Yani biz Warframe'imizi tasarladıktan sonra otomatik bir şekilde Protoframe o renkleri almayacak. Bu büyük ihtimalle modelleme ve yazılımla alakalı bir şey. Bu kadar da abartmaya da gerek yok, böyle bir özellik olmasını isteyeceğini kimse düşünmüyorum. Hatta farklı renkler bile yapabiliriz yani. Ya da birisinde bir siyah danayı takmak istemezsin, birisinde bir aksesuarı takarsın gibi. ...1999'da Tekrot yani Infested'a karşı savaşan yeni bir taraf görüyoruz. Bu yeni taraf, yeni ırk, normal insanlar olabilirler. Infested'lara karşı olan nefretlerini oluşturdukları karantina alanının içerisinde yönlendiriyor ve Infested'ları temizliyorlardır.
Bu yüzden bizim protoframe'lerde yarı infested deneyler oldukları için onlardan da kurtulmaya çalışıyorlar. Görünüşleri ve isimlerinden anladığım kadarıyla Dark Sector evreninin teması hala devam ediyor ve Rus kökenli insanlar olacaklar gibi duruyor. 1999'un yer alacağı şehrin ismi Hölvenia ve Rusya'dan esinlenilmiş bir şehir gibi geldi bana. Bu tarafın insanların ismi Skaldra ve ekibin asıl liderini henüz görmedik. Ama şu anlık emir zincirinin en üst seviyesinde bulunan binbaşı Neci Rusalka ile tanıştık. Tipinden ve tarzından ortaya çıkacak olursak Warframe veya Protoframe olsaydı serinin Protoframe'i olabilirdi. Ama herhangi bir infestedlaşma görmüyorum. Normal insanlar olarak duruyorlar ve asitle çalışıyorlar. Her yere asit doldurmuşlar. Galiba infestedlara karşı asidin bayağı bir etkisi var. Üniformalar açısından ve çalışma, savaşma biçimlerine benzetecek olursak Greenerlara benziyorlar. Belki de Greenerların klonlanmadan önceki bulunan insan ataları olabilirler. Yani Neci Rusalka eğer serine dönüşmeyecekse ve o tarz bir durum olmayacaksa Greenerlardan Keladı Tame'e benziyor. Ama aralarından bir protoframeleşme muhabbeti olursa asıl liderleri belki de Lavos'un insan hali olabilir. Çünkü ekipleri yeşil kostümlere sahip ve her yerde asit var. Protoframe ekibimizin sendikasının ismi Hex olacağına göre duvardaki fısıltılar gibi görev sonrası yeni bir görev alanımız olacak Hölvenia. Aynı Duviri'deki gibi geçmişe gidip görevleri yaptığımız ve arada değişimli bir şekilde oynadığımız bir yer olabilir. Açık dünya olabilir veya kısmi açık dünyamsı bir görev alanında olabilir. Aynı Albrecht Entrati'nin laboratuvarları ve Zariman gemisi gibi. Bu arada oyuna şu an Hölvenia alışveriş merkezine koydular. Burası büyük ihtimalle geldiğinde bizim base'imiz olacak. Hani görevleri yaptığımız, görevleri gireceğimiz yer olabilir. Base içerisinde güzel hikaye yönelik diyaloglar var. Bunlar üzerinde sonradan daha detaylı konuşabiliriz belki de. Yayınlarda ve videolarda olmak üzere. Ayrıca 1999'da geçen isimler, temalar, karakterlerden düşünecek olursak büyük ihtimalle Dark Sector, Warframe'in başlangıcı, birinci oyunu olacak gibi duruyor. Yani hikayesini bilmiyorsanız önceden zaten Warframe yapacaklarken Dark Sector yapmak zorunda kalıyorlar. O yüzden Excalibur'a, Nyx'e benzeyen karakterler vardı içerisinde. Daha detaylı bir açıklama istiyorsanız bu videomu izleyebilirsiniz. Hölvenia Alışveriş Merkezi'nde Protoframe'lerden Nyx'in Protoframe'in fotoğrafını görüyoruz. Etrafta poster olarak var. Dark Sector'dan posterler, karakterler var. Ekstra olarak bir de Gordon Freeman var Half-Life serisinden. Yani Warframe'e bunu nasıl eklemeye becerdiler hiç bilmiyorum. Acaba bir Easter egg olarak mı var? Bir şey mi denilmek isteniliyor? İleride Gamescom ve Tokyo Game Show'da Half-Life hakkında bir şey mi gösterecekler de Warframe üzerinden mi çıtlatıyorlar? Belki de 1999 temasına uygun, o evrende geçen ve gerçek olduğunu kabul ettikleri bir oyun olarak da gösteriyor olabilirler. Hani Half-Life aslında bu evrende var, oyun olarak var gibisinden. Skaldra'nın silahlarından bir tanesini gösterdiler. Kullanacağımız, farmlayacağımız yeni silahlardan birisi gibi duruyor. Ve ayrıca Arthur'un protokol kılıç skini gelecek ve Skana gibi veya diğer kılıçlarımıza kullanabileceğimiz bir skin olacakmış. Şarkılarıyla da bildiğimiz Backstreet Boys'un parodisi gibi bir müzik grubumuz var artık Warframe'de. Ve adı da Online. Online üyeleri Infested olarak Origin sistemine gelmenin bir yolunu bulmuş. Ve isimleri Technocide kodu adında bir boss olacaklar. Bu online üyelerinin isimleri Hard Drive, Zig, Drillbit, Packet, DJ Rom. Online grubu ve diğer 1999 içerikleri için özel sayfa yapmışlar. Linkleri yorumlar kısmına bırakırım, kendiniz de inceleyin. Technocide Koda ile beraber Infested Lich'ler de duyuruldu. Gelecekte onlar hakkında daha fazla şeyler duyabiliriz, görebiliriz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama her Tenocon'da bir sonraki hikaye görevi için veya büyük güncelleme için bir şey gösterirler. Ama bu sefer göstermediler. Yeni bir şey yok. Şu an olacak şeyleri gösteriyorlar. Gamescom ve Tokyo Show'a katılacaklarını söyledikleri için büyük ihtimalle bazı
gösterecekleri içerikleri oraya saklıyorlar. Geleceğe yönelik şeyleri belki de orada görebiliriz. Veya 2025'teki Tenokon'a saklıyorlardır. Nix protoframe'i benim main'im olacak gibi duruyor. Yani MESA'yı kimse geçemez ama şu an bu protoframe versiyonları skinleri mevzusundan dolayı Nix'le oynayacağım gibi duruyor. Ve rework de gelecekmiş zaten. Seslendirmesi olsun, tarzı, görünüşü çok hoşuma gitti. Ve seslendirmeleri kimler yapmış diye baktım. Bir de ne göreyim? Nix'i Amelia Tyler seslendiriyor. Divinity'den, Baldur's Gate'den, Hades'ten bildiğimiz bir karakter. Şu an eğer Hades 2 oynuyorsanız Hecate'yi seslendiren kişi. Baldur's Gate 3'te anlatıcı kadını seslendiren kişi. Yani ben bu kadının sesini duyma konusunda geçen sene bayağı bir nasibimi aldım. Yani biliyorsunuz paso sadece Baldur's Gate 3 yayını yapıyordum, Baldur's Gate 3 oynuyordum. Nix'in protoframe tipini de sanki ondan esinlenmişler gibi duruyor. Warframe 1999 güncellemesi bu yılın kış ayında, yani Aralık 2024'te gelecekmiş. Eğer ertelenmezse tabii ki. Ama ben erteleneceğini sanmıyorum çünkü yılbaşına çok dikkat çektiler görev konusunda. İşte yılbaşı öpücüğü olsun, 00 olunca geç kaldın, yıl geçti gibi olaylar olsun. Bence tam yılbaşında gelecek bu görev. Soulframe'e geçelim. Soulframe devstream özetine hoş geldiniz. Soulframe şu anda Preludes adında bir demo aşamasında. Eğer oynamak isterseniz sitesinden üye olabilirsiniz. Yorumlara linkleri bırakırım. Mailinize seçildiğinizde oynanış için bir davetiye gelecek. Ancak lütfen oynarken YouTube veya başka bir yerde paylaşmak, yayın yapmak, video çekmek yok. Yasak. Çünkü seçilirseniz oyun hala bir beta aşaması gibi aşamada olduğu için tester olacaksınız. Oyunu ilk deneyimleyen kişilerden ve geri dönüş yapan, düzelten insanlardan birisi olacaksınız. Oyunun başlangıcında karakter oluşturma işlemini annemiz üzerinden yaparak başlayacağız. Anlatıcı seçimlerimizi hikaye anlatır gibi betimleyecek. Belki de ileride annemiz veya ailemizle karşılaşabiliriz. Annemizi yaptıktan sonra kendi karakterimiz de aslında oluşmuş oluyor ama sonrasında oyunun ilerisinde değiştirmek istediğimiz özelliklerimiz olursa değiştirebileceğiz tabii ki de. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum ama Soulframe ve Warframe içerisinde annelik ve çocuk sahibi olma temaları sıkça işlenmeye başladı. Bu detaylar benim için duygusal ve hoş. Eğer bu görevler, sinematikler, çocuk sahibi olduğum, baba olduğum bir zamana denk gelseydi herhalde daha farklı hislerle yaklaşırdım. Ana karakterimiz, yani Envoy'umuz, metalik lanetlenmiş koluyla beraber doğmuş. Bu da onun seçilmiş kişi olduğunu işaret ediyor. Ruhlarla beraber doğuştan bağlantısı olan bir insan. Soulframe'de ana harita, açık dünya haritası gibi çalışıyor. Ara sıra zindanlara ve özel büyülü yerlere giriş yapıyoruz. Ancak istediğimiz zaman üstümüze, evimize ışınlanabiliyoruz. Üstümüzdeki insanlar sadece insanlar değil, bize yardım eden atalarımız. Atalarımız ruhani bir forma sahip ve üstümüz ile zihnimizde bizimle iletişim kurarak yardımcı oluyorlar. Demircimiz Tuval Cain'den Soulframe oynarken etrafta topladığımız silah parçalarını birleştirerek silahlar yapabileceğiz. Envoy'umuzu kovalayan ve yıldırım gücünü kullanan tank tarzı bir düşman görüyoruz. Adı Nimrod, yani Nemrut. Thor ve Nemrut'u birleştirdikleri bir karakter yapmışlar. Nimrod, Stalker gibi bir boss olabilir ve düşmanımızın arada bir bizi avlaması için gönderdiği karakterlerden biri olabilir. Envoy, Nimrod'a karşı savaşırken Fransız aksanlı bir kadınla tanışıyor. Bu kadının adı Verminia ve kendisi otacı, cadı gibi bir meslekle uğraşıyor. İksirler ve boyalarla da ilgileniyor. Nimrod'u yenmek için de hava durumunu değiştirdiğimiz bir iksir veriyor bize. Böylece Nimrod'un yukarıdaki kullanmış olduğu kara bulutlardan çektiği elektrik gücü kayboluyor ve sıradan metal zırhlı kocaman bir asker oluyor. Ayrıca karakterimizin zırhlarını, renklerini, görünüşünü Verminia sayesinde değiştirebileceğiz. Yayının sonunda daha önce devstream'de gösterdikleri ayının sinekürler tarafından yozlaştırılmış bir halini görüyoruz. Tüm kurtardığımız ve anlaşma yaptığımız ruhani hayvanlar bizlere yeni bir kol veriyor.
Her kolla birlikte yeni bir ulti yeteneği de geliyor. Ve istersek bu ulti yeteneklerini diğer kollara takabiliyoruz, aktarabiliyoruz. Eğer görüntü koyma iznim olsaydı, Preludes'tan oynadığım kısımlardan bu sahneleri eklerdim ve böylece aklınızda bir şeyler canlanabilirdi. Ama şimdilik bize paylaşılan ve kullanabileceğimiz sahneleri beklemek lazım. Dev Sim dışında kendi yapacağım yorumlar konusunda bahsedecek olursak, Soulframe gelecek vadeden bir oyun. Fakat oynanışta hala çok eksiği var. Warframe hızlı olduğu için heyecan veriyor ve sıkmıyor. Ancak Soulframe'in yavaş ve oturaklı yapısından dolayı sıkıcı olması çok meyilli olduğu bir konu. Küçükken daha sabırlı bir insandım ama büyüdükçe ve yaşlandıkça sabır erdemim birazcık yozlaşmaya veya azalmaya başladı. O kadar çok şey artık bunaltıyor ki insanı. Bu tarz aksaklıklar veya oyundaki beklemediğin şeylerin böyle seni darlaması oyunlardan çıkmanı veya oynamamana sebep oluyor. Ben şu an Preludes'ta oynuyorum ve gösterdikleri görüntüyle hemen hemen aynı durumda oyun. Hafif ve ağır silah kullanma fırsatım oldu ama ağır silah kullanmak hiç mantıklı değil. İkisi de aynı vuruyor ancak ağır silah daha zor sallıyorsun, adamın dibine girmen gerekiyor ve çok riskli. Bu yüzden sürekli silahı God of War'daki gibi fırlatıp geri çekerek kullanıyorum. Bu şekilde risk almadan mesafeden daha fazla vurabiliyorum. Ama hani yakındayken daha fazla vurmam gerekmez mi? Çok saçma yani bu konuda. Ha sakın şey demiyorum. Uzaktan fırlattığımızın hasarını azaltmayın. Yakından vurunca daha fazla vuralım. Ayrıca sağa sola giderken karakterin hareketleri kütük gibi geçmemeli. Animasyon ve ayak hareketlerinde akıcılık olmalı. Savaş ve hareket konusunda Witcher'dan esinlenmeleri gerekiyor. Aklıma başka örnek gelmedi. Sizin varsa aklınızda yorumlara yazabilirsiniz. Oyunda çünkü akıcılık şart ve aklıma gelen tek şey bu. Bunlar eksik bulduğum şeyler ama bu konular zaten düzeltilecek şeyler. Oyun hala bitmiş durumda değil. Zaten Preludes'un amacı da bu. Biz deneyimlerimizi ve fikirlerimizi sunacağız. Onlar da düzeltecekler. Warframe'de de eskiden bullet jump yoktu. Biz bug yaparak hızlı hareket etmenin bir yolunu bulmuştuk ve bu özelliği özellik olarak oyuna eklemişlerdi. Bunun dışında oyunda haritalar, atmosfer ve evren inanılmaz iyi. Üstümüz ile normal oyun haritası arasındaki geçişte bekleme olmaması, yükleme ekranı bulunmaması muazzam bir şey. Ancak dil konusunda aşırı eski İngilizce, şiirsel bir İngilizce kullanıyorlar. Türkçe'ye çevirecek arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Gerçekten zor bir iş. Benim ilgi alanım, ben su gibi okuyorum ama çevirmesi Türkçe gerçekten zor olacak. Eskiden bolca zamanım vardı ve bazı çeviri işlerine gidip gönüllü olarak yardımcı olabiliyordum. Ama maalesef şu an o kadar çok uğraşım ve iş hayatım var ki o yüzden maalesef yapamayacağım. Ama kendim gördüğüm 2-3 bir şey öneride bulunurum tabii ki de. Evet, 1. Soulframe Devstream özeti ve Tenocon Warframe özeti bu kadardı. Video hoşunuza gitti mi? Hoşunuza gittiyse beğeni, like butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz ve videoya başka arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Çan butonunu aktifleştirerek videolar geldiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlara herhangi bir görüşünüz, tartışmak istediğiniz fikirleriniz, teorileriniz varsa yazabilirsiniz. Konuşalım, sohbet edelim. Ayrıca Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Açıklamada link var. Steam grubumuzda katılabilirsiniz. Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Ve daha fazla destek olmak istiyorsanız da katıl üyemiz olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz güzel insanlar gibi. Evet arkadaşlar, bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.